Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Yalnız şu 25. soruya bir kez daha değinmek istiyorum. Bu sıkıntı yarattı sizde. Bakın, bu sorunun yer aldığı cümlenin öncesindeki cümleyi bir kez daha göz atalım. Şimdi bakın, şuraya şöyle bir işaretleyeyim. Veröffentlichte die US-amerikanische Zulassungsbehörde. Yani ruhsat makamı, ruhsat veren bir makam bu ABD'de. Veröffentlichte eine Anweisung. Anweisung talimat demek biliyorsun. Bir talimat yayınladı. Bu talimat ne demiş? Di, bu talimat yani doğum yapacak olan kadınları güvenlik nedeniyle çoğu klinik araştırmalardan Ausschließen yapmış. Yani hariç tutmuş. Demiş ki doğum yapacak kadınları araştırmalara dahil etmeyin. Bunu ne zaman demiş? 1977 yılında söylemiş. 1990'lı yılların başında, 1990 diyelim. Aradan kaç sene geçmiş? 13 sene. 13 sene sonra bu kararını gözden geçirmiş, değiştirmiş. Dolayısıyla iki ifade arasında ne var? Bir zıtlık var. Bakın, Insoweit bu açıdan anlamına gelir. Stattdessen bunun yerine ansonsten aksi takdirde daher bu yüzden. Tamam, sebep sonuç olsa doğru cevap daher olur. Ama insoweit de olabilir. Yani insoweit ile daher'in anlamları birbirine çok yakın. Bakın, fakat bu talimatı revize etmiş ve ilaç üreticilerine açıkça hem erkekleri hem de kadınları testler içine, yani testlere, araştırmalara dahil etme konusunda aufordern yapmış. Aufordern de çağrıda bulunmak demek. Çağrıda bulunmuş. Demiş ki ilaç üreticilerine, eğer araştırma yapacaksanız bu sefer sadece erkekleri değil kadınları da dahil edin. Yani hata olabiliyor. Ben bir de şunu sorayım bakın. Bu Lük'ün testte benim size vermiş olduğum bir hedef var. 7 doğru, 3 yanlış. 2 Lük'ün testi. Bunda kaç tane yanlışınız oldu? Bakayım bir ortalamanız nasıl? Bir yanlış, bir yanlış. Hangi? Son sorunun. Ha, 22. soru. Ausschließen fiili de zor bir fiil. Şimdi son soruyu yanlış yapanlar olmuş. Ya bir yanlış çok iyi bence. Çok da kolay bir Lük'ün test değil bu. Elif sen ne demek istediğini anlamadım ya. Cümleyi mantıken anlamadın mı? Bak bir daha izah edeyim. Bu Amerika'daki bir resmi makam, devlet dairesi ilaç firmalarına bir talimat vermiş. Demiş ki kadınları dahil etmeyin araştırmalara. 77'de, 1977'de. 90'da bu görüşünü değiştirmiş. Demiş ki bu sefer kadınları dahil edin. Zıtlık var. O yüzden doğru cevap 7 o. Fakat bak iki cümleyi söyleyeyim ben. Bu resmi makam 90'lı yıl fakat bu resmi makam 90'lı yılların başında bu talimatı değiştirdi. Ha 22'yi mi anlamadın? Ha. Ya 22'nin soru işte Ausschließen dışlıyor. Ha burada şey göz ardı etmek. Yani diyor ki bir ilacın hamile kadınlar ve onun doğmamış çocuğu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği göz ardı edilmemelidir diyor. Burada Ausschließen fiili übersehen fiili ile ya da ignorieren fiili ile eş anlamlı. Bak şuraya yazayım ben. Yani eş anlamlı kelimeleri. Ignorieren ya da übersehen. Tabii canım edilemez. Yani olur. Şunu söylüyor. Diyor ki bir ilaç hamile kadınlar üzerinde ya da onun doğmamış çocuğu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu Ausschließen anlamı olumsuz. Bir de nicht var. Anlam olumlu oluyor. O zaman bunu dikkate almak gerekir diyor. Tamam mı?
Şöyle Yubaz zihninde yazayım da şuraya. Bak şuraya bir tane örnek cümle yazayım. Tamam, bir tane örnek cümle yazdım. Şunu da şöyle kutucuk içine alayım. Gördünüz mü arkadaşlar yazdığım cümleyi? Die Experten schließen die Wahrscheinlichkeit nicht aus. Bakın aus schließen'ı kullandım. Das in der nahen Zukunft an der nordanatolischen Verwerfung ein schweres Erdbeben stattfindet. Bakın uzmanlar yakın gelecekte Kuzey Anadolu fay hattında büyük bir ağır bir depremin olma ihtimalini Ağustos Çilis'in yapmıyorlar. Yani nasıl Türkçe'ye tercüme edersiniz burada Ağustos Çilis'in fiilini? Ha, göz ardı etmiyorlar. İhtimal dahilinde görüyorlar. Ya şu nicht var ya, nicht olunca kafanız ondan karıştı. Auschwitz anlamı olumsuz zaten. Şurada da var bakın nicht. Pasajda da var. Tamam mı? Auschwitz'in göz ardı etmek. Göz ardı etmiyorlar. Göz ardı etmiyorlar ne demek? Evet bir deprem olabilir demek. Tamam. Burada diyor ki ilaç diyor. Hamile kadın ya da onun doğmamış çocuğu üzerinde olumsuz etkisi olabilir diyor. Biz bunu ihtimal dahilinde görüyoruz diyor. İki, altı gözükmüyor mu? İkincisi gözükmüyor mu arkadaşlar? Benim yazdığım cümle gözüküyor mu? Ekranı büyütmek mi gerekiyor? Bu sefer bozulabilir ya. Yani ikinci satır gözükmüyor mu arkadaşlar? Bak bazı arkadaşlar görüyor. Tamam. Peki ikinci Lükün test sorusuna geçelim. Alüminyumla alakalı. Bakın alüminyum ist eines der wichtigsten Industrie Metalle. En önemli sanayi metallerinden biridir. Die größten Reserven liegen in Westafrika. En büyük rezervler Batı Afrika'da bulunur. Dort sahlen Umwelt und Bevölkerung. Bakın orada yani Batı Afrika'da çevre ve halk aynen enormen für die Rohstoffversorgung der Industrie Länder. Sanayi ülkelerinin ham madde tedariki için muazzam bir şey ödüyorlar. Ne ödüyorlar? Ne dediniz bu soruya? Aferin. Tamam, bedel ödüyorlar. Burada fiyat değil ama bedel. The price hem bedel hem de fiyatı anlamına gelir. Burada anlamı burada cümledeki anlamı bedel. Aufwand önemli bir kelime arkadaşlar. İşte uymuyor. Betrag meblağ demek. Burada para ödemiyorlar ya. Bedel ödüyorlar. Ne demek bu? Yani çevre kirleniyor. Alüminyum çıkarılıyor ya. Zarar görüyorlar anlamında. Aufwand harcama bakın bu kelimenin anlamını mutlaka bilin. Harcama, masraf son derece önemli bir kelime. Şuraya yazalım. Hatta şu alta yazayım bunu.
Ansatz yaklaşım demek. Bu da önemli bir kelime. Şöyle yazalım. Yaklaşım. Tamam. Betrak meblağ demek biliyorsunuz. Tamam. Mayfal alkış demek. Önemli bir kelime değil. Devam ediyorum bakın. Ein beträchtlicher Teil unserer Konsumgüter. Bakın tüketim mallarımızın önemli bir kısmı wird mit Aluminium aus den Tropenwaldgebieten der Erde hergestellt. Dünyadaki tropik orman bölgelerinden alüminyum ile üretilir. Alüminyum ist ein Hauptbestandteil des Laptops. Alüminyum, laptopun asıl bileşenidir. Diese Zeilen geschrieben werden. Bu satırlar yazılıyor. Buna ne dediniz? Bir kere burada açıklanan kelime arkadaşlar laptop. Laptopun artık bir kere di değil. Di olmadığı için ve çoğul olmadığı için bakın. Şunları ben şöyle işaretleyeyim. Bursa elenir. Ceyhan elenir. Değil mi? İki şıkkı eledik bakın. Geriye Adana, Denizli ve Edirne kaldı. Laptopun neresinde yazarsınız? Üzerinde yazarsınız değil mi? Ya yani mitteyim olsa mitteyim de doğru cevap olur. Ama şıklarda bakın yok koymadı bunu. A şıkkı doğru cevap. Yani bu satırların yazıldığı laptopun ana bileşenidir alüminyum. Alüminyum zorgdurchsein geringes gewicht. Yani az ağırlığıyla çünkü biliyorsunuz ki alüminyum hafiftir. Yani hafifliğiyle Bay Hoyer für Sprit sparende Fahrzeuge. Sprit biliyorsunuz yakıt demek. Yakıt tasarrufu sağlayan taşıtlara und für umweltfreundliche Trinkflaschen ve çevre dostu şişelere, içme şişeleri diyor da işte şişelere malzeme sağlar alüminyum. Şimdi yüksek bir şeyde buna ne dediniz 28'e? Yüksek ne de? Ya bu soruyu biraz gıcık yaptım. Şimdi burada Fahrzeuge var, değil mi? Geschwindigkeit de hız demek. Yüksek hızla ama yüksek hızla buraya uymuyor ki bakın çocuklar. Geschwindigkeit doğru cevap değil. Bedienung kullanma demek. Yüksek kullanmada. Soru zor geldi size. Tsunami, artış, viskozite, dünkü derste vardı. Elif neydi bu? Akışkanlığa karşı gösterilen dirençti, değil mi? Pasajda geçmişti ya viskoziteydi. Doğru cevap Bursa. Festigkeit ne demek? Festigkeit. Sağlamlık demek. Yani alüminyum hafiftir ama aynı zamanda sağlamdır. Doğru cevap Festigkeit. Bakın alüminyum geçtiğinde, alüminyumdan yapılan ayaklar diyelim ya da iskelet de diyebiliriz. Solar selin auf unseren Dächern. Bakın çatılarımızın üstündeki güneş hücrelerini ne yapar? 29'a ne dediniz? Prodüsyerin üretmek. Erbaun yapmak, inşa etmek, Bewirken neden olmak, sağlamak, Folgen izlemek, datif ister, Ferenken de sabitlemek, sağlamlaştırmak. Doğru cevap Ferenken. Sabitleştirir. Und Aluminium lässt sich wunderbar recyceln. Yani mükemmel bir şekilde de geri dönüşümü yapılabilir. Şurada soru yok ama ben yine de okuyayım. Kein Wunder also, dass es als Metall der Zukunft gibt und der weltweite Bedarf Jahr für Jahr steigt. O halde geleceğin metali olarak kabul edilmesi ve dünya çapında ihtiyacın yıl be yıl artması bir mucize değil ya da şaşılacak bir durum değildir. Im Vergleich zu seltenen Metallen, nadir metallere kıyasla, bir gold, mangan o da koltan, altın, mangan ya da koltan gibi nadir metallere kıyasla, is alüminyum auch gar nicht so zu finden. Alüminyum bulmak nasıldır? 30'a ne dediniz? Basit mi zor mu? Zor. Hayır zor değildir diyor. Yani basit oluyor tabii de. Sonuçta basit oluyor. İhtimal ya şurada. Ya alüminyum bulmak o kadar da zor değildir diyor. Bakın im Gegenteil tam aksine es ist das häufigste Metall der Erdkruste. Yer kabuğunda en sık görülen metaldir diyor. Her taraf alüminyum dolu. Doğru cevap şiver olacak. Vielfältig çok çeşitli. Grausam
acımasız, einfach, basit, erbärmlich de acınacak durumda olan demek. Şimdi gelelim cümle tamamlama sorularına. Şimdi sizin cevaplarınızı ben bekleyeceğim, ondan sonra çözümünü yapacağım. Cümle tamamları birazcık zor yaptım arkadaşlar bu sınavı. İkinci lükün biraz daha zordu. Toplamda kaç yanlışınız çıktı? Gayet iyi. İki yanlış. Genelde iki yanlış yapmışız. Çok iyi. İnşallah sınavda da böyle yaparsınız. Peki. Şu Ausgesetzt sein ne demekti? Anlamını bir daha hatırlayalım. Datif ister. Türkçe'de olduğu gibi. Maruz kalmak. Aferin. Bakın, wenn die Haut, eğer cilt, deri, zu lange, uzun bir süre, oder ya da zu oft, çok sık, ungeschützt, korunmaksızın, de UV-Strahlung, ultraviyole ışınlarına maruz kalır ise, bakın boşluktan sonra bir relatif var. Aus denen, bu da bize ipucu teşkil eder. Bakın, bunlardan sich auch Jahrzehnte später, onlarca yıl sonra noch Hautkrebs entwickeln kann, cilt kanseri gelişebilir. Bakın, cilt kanserinde gelişebileceği, çoğul halde bir ismin bulunduğu seçeneği işaretleyeceğiz ki zaten bulduğumuz doğru cevabı C seçeneği. Entstehen Schäden im Erbgut der Hautzellen, cilt hücrelerinden işte genlerinde zararlar meydana gelebilir. Bu zararlardan da daha sonra cilt kanseri gelişebilir. Doğru cevap C seçeneği. 32. soruya bakalım. Önce verilen cümleyi okuyorum. Den, çünkü. Die Grenzen des Kontinents, kıtanın sınırları, sind nicht scharf ausgemacht, keskin bir şekilde belirlenemez. Burada ausmachen fiil arkadaşlar, feststellen anlamında. Onu hemen yazayım şuraya. Yani tespit etmek, belirlemek anlamında. Bir kıta olacak. Vallahi kıtaları koydum ben ya şıklara. Böyle çok da dedim ya, bu cümle tamamı soruları biraz zor. Buna ne dediniz arkadaşlar? Şıklar bayağı dağılmış ha. Peki Edirne'den başlayayım. Asien gilt mit rund 44,6 milyon kvadrat kilometre. Bakın, Asya yaklaşık 44,9 milyon kilometre kare ile Alsde Flächenmäßig größte Erteil, yani alan olarak, yüzey olarak en büyük kıtadır. Çünkü kıtanın sınırları kesin olarak belirlenemez. E şıkkı doğru cevap değil ki. Olmadı. Denizli'ye bakalım. Die Neue Welt, yeni dünya, yani Amerika, ist eine Bezeichnung für das im Jahr 1492 entdeckte Amerika. 1492 yılında keşfedilen Amerika için kullanılan bir ibaredir. Çünkü kıtanın sınırları. Bakın, bu da uymadı. C şıkkı mı diyorsun? C'ye bakalım. Das Bild, das China Afrika einseitig ausbeutet, ist falsch. Çin'in Afrika'yı tek taraflı olarak sömürdüğü görüntüsü yanlıştır. Çünkü kıtanın sınırlarını belirlemek mümkün değildir. Kesin olarak belirlenir. Bu da uymadı. A şıkkını işaretleyen olmadı mı içinizde hiç? Sümera işaretlemiş. Doğru cevap alana. Aferin Duygu sana. Bakın, wer über Europa redet, bewegt sich im ungefähr. Yani Avrupa hakkında konuşan bir kimse. Ungefähr ne demek? Yaklaşık. Böyle, yani yaklaşık şekillerde hareket eder. Onların içinde hareket eder. Yani net bir şey söyleyemez. Çünkü kıtanın sınırlarını keskin bir şekilde belirlemek mümkün değildir. Doğru cevap A seçeneği, Adana. Peki, 33.
Und zügig und dauerhaft an Gewicht und vor allem Fett zu verlieren. Yani çok ve sürekli olarak kilo kaybetmek için ve özellikle de yağ kaybetmek için. E şıkkına bakalım. Zeitfin yarın birçok yıldır empfehlen Gesundheitsexperten langsamer zu essen. Sağlık uzmanları daha yavaş yemek yemeyi öneriyorlar. Kilo kaybetmek için. Güzel. Yavaş yiyince peki kilo kaybediliyor mu? Kilo veriliyor mu? Peki ışıklardan gidelim. Das unser Organe umgebende Bauchfett. Yani organlarımızı çevreleyen, hayır sindirime yardımcı olur. Bol bol yersen yani. Burada yavaş yemek diyor. Peki. Kalıcı bir şekilde. Bakın. Neyse. Organlarımızı çevreleyen karındaki yağ sağlığa zararlı olarak kabul edilir. B şıkkı. Das Geheimnis der Mittelmeer Diät. Akdeniz diyetinin sırrı. Ist eine ausgewogene, vielseitige und gesunde Ernährung. Dengeli, çok yönlü ve sağlıklı bir beslenmedir. C şıkkı, duş gründliches kauen. Bak bu da var. Esastırca çiğneyerek. Kauen ne demek? Çiğnemek demek. Kau gummi sakız demek biliyorsunuz. Sakızı ne yaparız? Çiğneriz. Vida koyer de giviş getiren hayvan. İnek için kullanılabiliyorsunuz. Vida koyer. Bakın esastırca adam akıllı çiğneyerek. Kan der Körper, vücut, später. Daha sonra auch die Nährstoffe besser aufnehmen. Besin maddelerini daha iyi alabilir. Bir de Denizli'ye bakalım. Das Interfall Fasten. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın ben bu konuda pasaj falan da gelebilir. Daha önceki kursta öğrencilere demiştim. Ben bununla ilgili bir pasaj sorusu hazırlayacağım dedi de, demiştim de elim bir türlü değmedi. Fırsatı olmadı ama zaman bulursam bu Interfall Fasten'la ilgili bir pasaj yapacağım. Çünkü şu Almanya'da şu anda özellikle Avrupa'da da moda bu. Bakın Fasten'ın anlamını biliyor musunuz? Fasten'ı. Fastın ne demek? Ha, oruç tutmak demek. Ya bu bir nevi diyet gibi bir şey. Ama intervalde biliyorsunuz aralık demek. Ya aralıkla oruç tutmak. Mesela atıyorum bir saat yiyorsunuz. Bir saatlik içerisinde yani. Bir saat boyunca yemiyorsunuz tabii de. Sonra 10 saat hiçbir şey yemiyorsunuz. Yani bir nevi oruç tutuyorsunuz. Sonra azıcık yiyorsunuz. Yine 15 saat oruç tutuyorsunuz. Böyle bir şey. Bakın das Intervall Fasten gilt heute als viel versprechende Ansatz. Yani bu aralıklı oruç tutma günümüzde çok şey vaat eden bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Çok fazla ve sürekli olarak kilo ve özellikle de yağ kaybetmek için. Ya E şıkkı tamam bir şey demiyorum ben ama daha yavaş yemek yani yağ falan kaybettirir mi? Yani öyle bir mantık yürütün. Yani hani E şıkkını işaretledi de bazı arkadaşlar. Peki. 34'e bakalım. Tabii tabii kilo vermeye yardımcı olur ama yağ falan da yakmak için o kadar da değil ya. Yani. Cümlenin ben Türkçesini söyleyeyim arkadaşlar. Gilt es als erwiesen. Bakın kanıtlanmıştır diyelim. Ortaya çıkarılmıştır. Ya da kanıtlanmış sayılır. Hani geltinasi sayılmak olarak kabul edilmek diye çevirim dedim ya. Bazen dır diye çevirebiliriz. Kanıtlanmıştır. Ne kanıtlanmış? Das Intelligenz, zeka, beim Fremdsprachen erwerb, yabancı dil öğrenilmesinde nicht die Hauptrolle spielt. Ana rolü oynamadı. E şıkkına bakalım. E şıkkı diyen arkadaşlarım var. Auch wenn geistig behinderte Menschen, yani zihinsel engelli insanlar.
Meyer'e Fremdsprachen beherrschen. Birden fazla yabancı dile hakim olsa da zekanın yabancı öğrenilmesinde ana rolü oynamadığı kanıtlanmıştır. Uymadı. Bir de Bursa'ya bakalım. Bazı arkadaşlarım da Bursa diyor. Während sich Sprachwissenschaftler noch über die Ursachen von besonderen Sprachbegabungen uneinig sind. Bakın, dil bilimcileri özel dil yeteneğinin sebepleri konusunda hala görüş birliği içerisinde olmazken zekanın yabancı öğrenmesinde ana rolü oynamadığı kanıtlanmıştır. Doğru cevap Bursa. Ya Behrend bağlacına dikkat edin oldum arkadaşlar. Ama zor bir soru bu. Gerçekten. Zaten cümle tamamı soruları zor. Ya hepsi değil de büyük bir kısmı zor. 35. Trümmer'in anlamını biliyor musunuz? Almanca'da bir kavram vardır biliyor musunuz? Trümmerfrau diye. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya biliyorsunuz yerle bir olmuş, yıkılmış, harap olmuş. Aha, enkaz yıkıntı demek. Kadınlar o yıkılmış binalarda ki sağlam işte tuğlaları, malzemeleri çıkarıp bir yerde istiflemişler ve sonradan o buldukları malzemelerle yeniden evler inşa etmişlerdir. Öyle bir kavram oluşmuş Trümmerfrau diye. Trümmer enkaz falan demek. Burada kalıntı diye çevirmek daha iyi olur. Bakın, nach und nach, yavaş yavaş, räumen die Planeten, gezegenler, die verbliebenen Türme aus der Frühzeit des Sonnensystems. Bakın, Güneş sisteminin erken dönemlerinden kalan böyle bu kalıntıları, yani bu işte gök taşları, şunlar bunlar, onları aus ihren Bahnen, yörüngelerinden temizliyorlar, uzaklaştırıyorlar. Verilen cümlenin anlamı bu. A şıkkını ben çevireyim. Obwohl kozmische kolizyonun yani kozmik çarpışmalar auf der Erde, yeryüzünde mit der Zeit, zamanla immer seltener werden, giderek nadir olmasına rağmen. Doğru cevabı sizden istiyorum arkadaşlar. Zor bir soru ama çok zor. Bakalım çözebilecek misiniz? Elif Adana mı dedim? Adana değil ya. Bak çevirdim ama. Yani yeryüzünde kozmik çarpışmalar zamanla giderek nadir olmasına rağmen gezegenler Güneş sisteminin erken dönemlerinden kalan kalıntıları yörüngelerinden temizliyorlar. Uyumadı anlamda. Bursa'ya bakalım. So dass es durchaus möglich ist, sie als schwache Lichtpunkte im Teleskop zu erkennen. Bu yüzden kesinlikle bu gezegenleri ya da bu şeyleri yıkıntıları yani gök taşlarını kastediyor burada. Teleskopta zayıf ışıklı nokta olarak görmek mümkündür. Bursa'da. Bir kere isim cümleci yapısı gelmeyeceği için arkadaşlar C şıkkını eleyelim. A da gitti, B de gitti. Doğru cevap ya Denizli'ye Edirne. Bakın Denizli'yi dikkate almayın. Neden almayın biliyor musunuz? Bakın şurada Diesel galaksi var. Bu galaksi. Yukarıda galaksiden bahsetmiyor. Ki bu galaksidesin ya. Ama yine de okuyayım ben bakın. Bu galaksinin çekirdeğinde yaklaşık 800 milyon güneşin kütlesine sahip olan bir kara delik bulunduğundan bir. Zaten anlamdan da uymadı bakın. Doğru cevap Edirne. Bis irgendwann nur noch ein paar sporadische Kometen das innere Sonnensystem kreuzen. Bakın herhangi bir zamanda birkaç böyle tek tük kuyruklu yıldız Güneş sisteminin içlerine böyle kreuzen çaprazlamak demek de oraya gelinceye kadar gezegenler bu fazla şeyleri işte gök taşları kalıntıları ne yapıyormuş? Yörüngelerinden temizliyorlarmış. Zor bir soru ama çok zor bir soru.
36. soruya bakalım. Yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar. Bu sorular gerçekten zor. Bunları çözerseniz zaten 29 Ağustos'ta yapılacak olan sınavdaki cümle tamamı sorularını haydayla çözersiniz. Bekliyorum. Zaten bunu çözmüşsünüzdür de şimdi herhalde bir gözden geçiriyorsunuz, bir kontrol ediyorsunuz. Aferin, bunu kolay çözdünüz. Im Jahr 1492, 1492 yılında Lake'te Columbus mit seinen Schiffen gemileriyle an eine Bahamas Insel Bahama adasına bir Bahama adamasına anlayın yaptığını yanaştı. Ama fakat Längst ist bekannt, uzun süredir bilinir. Ne bilinir? Das er nicht der erste Europäer var. Onun yani Kolombos'un ilk Avrupalı olmadığı. Doğru cevap olarak Bursa dediniz. Yerinde bir tespit. Der Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte. Amerika kıtasına ayak basan ilk Avrupalı olmadığı uzun zamandır biliniyor. Kimler basmış Amerika kıtasına? Avrupalılar olarak daha önce. Zaten C şıkkında var cevabı. Benim sorduğum sorunun. Vikingler. Ya şıkları da söyleyeyim ben. Before ein Handelszentrum der indigenen Bevölkerung existierte. Yerli halkın bir ticaret merkezi olmadan önce. C şıkkı Vikingliler ondan uzun bir süre önce işte kıtaya doğru hareket etmelerine rağmen D şıkkı da Asya'ya giden deniz yolunu keşfetmek için E şıkkı da İspanyol flamasını kıyıdaki kuma soktuğunda şey var öyle gerçekten sahile çıkınca bayrağı oraya dikmiş, kumsala dikmiş. Kristof Kolomb. Peki. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Ceyhan ve Adana. Bir okuyalım. Obwohl von Experten mehrfach bestätigt wurde. Uzmanlarca birden fazla teyit edilmesine rağmen. Uzmanlar neyi birden fazla teyit etmişler? Dass die Ultraschall-Untersuchungen yani ultrason muayenelerinin weder für die Mutter ne anne için noch für das ungeborene kind schädlich sein ne de doğmamış çocuk için zararlı olduğu. Yani uzmanlar demiş ki kardeşim hamile kadınlar rahatlıkla gidip ultrason muayenelerini yaptırabilirler. Ne kendilerine zarar verir ne de işte taşıdıkları çocuklara zarar verir. Ama dikkat edin bakın obvol bağlacı var. Şimdi C şıkkına bakalım. Wird der Ultraschall besonders häufig in der Gynäkologie eingesetzt. Ultrason çok sık jinekolojide kullanılır. Şu obvol bağlacını ben dağ bağlacı yapsaydım o zaman doğru cevap C seçeneği olurdu. Tamam mı Elif? Obvol bağlacı zıtlık ifade ediyor. Yani şunu söylüyor. Bak. Doğru cevapta ne olacak? Bakın uzmanlar ne diyormuş? Ultrason zararlı değil. Uzmanların ultrasonun zararlı olmadığını söylemelerine rağmen anne adayları ne yapıyor? İşte çekiniyor, ultrason muayenesinden kaçıyor falan. Bunun gibi cümle doğru cevap olacak. Obvol bağlacından ötürü.
Ama zararlı nerede? Zararlıysa niye kullanılsın ki jinekolojide? Yani kadın doğum bölümünde niye kullanılsın? Bak şu ofol bağlacını dağ bağlacıyla yerini değiştirirsem doğru cevap Ceyhan olur bakın. Bak şöyle söyleyeyim. Ultrason cihazı ne anne ne de bebek için zararlı olduğundan yani olmadığından jinekolojide kullanılır sıklıkla. Bak Opfol'un yerine dağ bağlacını koyarsam doğru cevap C seçeneği olur. Aşkı doğru cevap. Zinforalen file şivangeli oftmals ferun ziher. Bakın özellikle birçok hamile kadın sıklıkla güvensiz, güvenmiyorlar yani. Her ne kadar uzmanlar bunu teyit etseler de. Venes umdirizikin aynı sonografi. Yani sonografinin riskleri söz konusu olduğunda. Doğru cevap Adana. Ama Adana diyen arkadaşlar çoğunluktaydı. Peki. 38. soruya bakalım. Bu tarz sorularda arkadaşlar önce şu derin relatifin öznesi olup olmadığını bir tespit edelim. Bakın biz indiğin linkin an sol kola kadar Ausstrahlung kan yayılabilir. Der özne. Dolayısıyla biz relatife en yakın artikeli der olan bir ismin bulunduğu seçenek ya da seçenekleri dikkate alacağız. Bakın A şıkkında mesela kısa kısa nefes alıp verme, karın ağrısı ve işte mide bulantısı ya da kusma gibi şikayetler. Bakın artikel der olan bir isim yok burada. Bunu dikkate almıyorum. Hastalıklarda ağrının her zaman bir uyarı işlevi vardır. Şimers biraz uzak kalıyor ama yani Van fonksiyonunu esas almak lazım. C şıkkı günümüzde bir kere diyeğine zümtom ediyor. Çoğul bir isim gelmeli bundan sonra relatif olarak. Denizli'ye bakalım. Der Verschluss eines Herzkranzgefäßes yani bir kalp kapakçığındaki damarın tıkanması genellikle göğüste bir baskı şeklinde ağrı ile kendini hissettirir. Bu ağrı da sol kola kadar yayılabilir. Burada doğru cevap Denizli. Demek ki açıklanan kelime neymiş? Durup şimertisi. İndeborus göğüste ağrı olduğu için arkadaşlar bunu öğrettim ben size. Tamlama olduğunda tamlama içinde yer alan herhangi bir ad açıklanan kelime olabilir. Ne dediniz? Şimdi Bursa dediniz. Bir bakalım. Laut eine Umfrage, bir ankete göre Streckin viele berufstätige Frauen, birçok çalışan kadın die geringere Zeit mit den Kindern etwas. Yani çocuklarıyla geçirdikleri az zamanı birazcık genişletiyorlar. Yayıyorlar. Yani daha önce 3 saat geçiriyorsa çocuğuyla, 3 saat biraz fazla oldu, 1 saat geçiriyorsa şimdi 1,5 saat, 2 saat geçiriyor. Bursa'yı okuyun ben. Obwohl sie ihre geringere Präsenz mit einer intensivierenden Betreuung und Fürsorge kompensieren. Yani daha az görünmelerini, Präsenz biliyorsunuz varlık, mevcudiyet demek. Yani çocuklarla daha az zaman geçirmelerini, daha yoğun bakım ve ilgi ile kompanse etmelerine rağmen uymadı ki Bursa. Mesela ettikleri için olsaydı doğru cevap olabilirdi. Obwohl yerine while olsaydı olabilirdi. Ya da indiğim bağlacı olsaydı doğru cevap olabilirdi. C şıkkına bakalım. Çünkü çocukla geçirilen zaman değil, aksine ilişkinin yoğunluğu önemlidir. Bu da uymadı. Dediğim cümle tanımları çok zor yaptım. Kastım biraz. Bir iki tane kolay var. 7-8 tanesi bayağı kazık. Aşkı doğru cevap. Indem sie ihnen an Wochenenden mehr Aufmerksamkeit widmen. Onlara yani anneler, çalışan kadınlar onlara yani çocuklarına hafta sonları daha fazla işte dikkat vererek, ayırarak aşkı doğru cevap. O düşük yani az geçirdiği zaman ne yapıyor? Birazcık ya yani bir de şu var arkadaşlar şu Strecken fiili burada çok gıcık. Bunun anlamını bilmediğin bu soruyu çözme ihtimali çok düşük.
Strekin böyle açmak, yaymak demek. Burada genişletme anlamında. Artırma anlamında. Kırkıncı soru. Şu değerinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Artikeli diye olan tekil bir isim ya da çoğul bir isim arıyoruz. Ha, etwas Strekin. Evet. Ya birazcık orada. Atması biraz. Birazcık yayıyorlar. Fazla değil. Şimdi değerin Fertreta yani temsilcileri, üyeleri. Burada Fertreta yerine Mitglieder de diyebiliriz. Hatta şuraya yazalım Mitglieder'i. Üyelerinin tamamı flügel. Flügel ne demek? Flügel. Kanat. Feder ne demek? Bu tüy. Yani tüyden, tüylerden oluşan bir vücut örtüsü. Peki şınavelin anlamını biliyor musunuz? Şınavel. Gaga. Zaten o nesneyini, bunlarda diş yok bu hayvanlarda. Kanat var bir kere. Tüy var. Gaga var. Kuş. Kuşlar. Kuşlar nerede? C şıkkında. Bu soru da kolay bir soru mesela. Bakın üyelerinin tamamı kanada, tüyden oluşan bir vücut örtüsüne ve dişleri olmadan bir gagaya sahiptir. Kuşlar bir omurgalı hayvan sınıfıdır. Bunun bütün temsilcileri, üyeleri işte kanadı vardır, şu vardır, bu vardır diyor. Bakın amfibiler en eski karada yaşayan omurgalı hayvanlardan sayılırlar. Cilt omurgalı hayvanların nefes al vermesinde önemli bir rol oynar. Şu anda 10 binden fazla sürüngen türü bilinmektedir. Örümcekler ve yengeçler omurgasız hayvanlardandır. Kolay bir soru bakın. Bu da öyle zor değil. Zaten bütün sorular zor olmaz zaten. Alın size bir zor soru da. Vallahi bayağı zor. Hatta neredeyse en zor soru olduğunu bile söyleyebilirim. 41. Şimdi ben birkaç tane kelime sorayım arkadaşlar. Şlam ne demek biliyor musunuz? Şlam ne demek? O önemli. Şlam bilmek için. Çamur. Çok güzel. Şik de tabaka demek değil mi? Auftauen böyle erimek demek. Karın falan erimesi. Şimdi bakın cümleyi bir okuyup anlayalım arkadaşlar. Da de Bodun an der Arktischen Küste Sibirien'in Arktik kıyılarındaki toprak im Winter gefroren ist. Kışın donduğu için. Kışın donuyormuş toprak. Und im Sommer yazın da die obersten 10 bis 15 cm en üstteki 10 ila 15 santimetre toprak katmanı so eine Art Schlammschicht auftauen. Bir tür çamur tabakası haline dönüştüğü için. 10 santim, 15 santim çamur. Düşünün. Buyurun şık doğru cevabı. Bakın kışın donuyor toprak. Yazında 10-15 santimetre derinliğinde çamur var. Sümera korkarak Adana dedi. Ya şıklardan gidelim bakın. Edirne'den başlayalım. Können Behausungen aus Eis und Schnee nicht errichtet werden. Buz ve kardan oluşan evler yapılamaz. Yapılır.
Denizli, is ein Dach über dem Kopf zu haben, ein großer Traum für die Menschen. Kafasının üzerinde bir çatıya sahip olmak insanlar için büyük bir hayaldir. Geç. C şıkkı. Haben sich die Menschen auf Tiere zu konzentrieren, die möglichst viel Fleisch liefern. İnsanlar mümkün olduğu kadar çok et veren hayvanlara yoğunlaşmak zorundalar. Bursa, lassen sich äußerst feste Häuser auf einem solchen Boden bauen. Son derece böyle sabit evler böyle bir toprak üzerinde inşa edilebilir. Adana'da müssen die Rentier Nomaden in Selten leben. Bu rengeyi yetiştiren göçebeler, nomade göçebe demek biliyorsunuz. Selt'in anlamını biliyor musunuz? Selt. Çadır. Çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Aşkı doğru şu an. Tamam. Şimdi 11 tane soru var arkadaşlar. YÖKDİL sınavında 11 tane cümle tanımlama sorusu var. Ben tekrardan bir istatistik bilgi alacağım. Kaç yanlışınız çıktı? Tabii canım hiçbir şey ekemez. Onu sadece rengeyi yetiştiriyorlar. Başka bir şey yapamazlar yani. 4. Ama normal sınava göre daha zor bir soru var. C şıkkında diyor ki insanların diyor mümkün mertebe fazla et veren hayvanlara yoğunlaşması gerekiyor diyor. Ama burada oturma şartlarından bahsediyor. O yani alakası yok Elif. Bak toprak kışın donuyor, yazında çamur. Eti nereden buldun? Etle nasıl alaka kurdun? Çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Çadırda yaşıyor zaten. Ya arazi zaten tamam. Rengeyi beslemeye zaten müsait. Başka bir şey yapılamıyor. Tarım yapılamaz bu şeyde, coğrafyada. Şu yanlışlarınızı bir göreyim. Ara vereceğim tekrar. Oo. Altı yanlış. Bu sorular sizi bayağı öttürmüş. Evet ya, bayağı yanlış yapmışsın ya. Peki, bir pauza daha yapalım arkadaşlar. 16:55 17:05'te tekrardan görüşelim.